Merhaba değerli izleyiciler. Bu serimizde zamanı olmayan evren bu savunması üzerinde detaylı bir şekilde tartışıp zamanın, değişimin ve evrenin doğasının felsefi ve fiziksel inceliklerini araştıracağız. Bu kavramları yerleşik teorik çerçevelerle ve güncel araştırmalarla ilişkilendireceğiz. Zamanın geleneksel bileşenlerinin tekillik, yön, bağımsızlık, şimdiki zaman ve süreklilik kaybı evreni birbirine bağlı olaylar olarak yorumlamamıza olanak tanır. Zamanın sayısız tanımını şeylerin yalnızca var olmadığı, meydana geldiği, ortaya çıktığı ve tezahür ettiği basit gerçeğiyle karşılaştırır. Teorik fizikte bu, zamanın olayların gerçekleştiği mutlak bir zemin olmadığı, aksine evrenin dokusuyla iç içe geçtiği görüşüyle de uyumludur. Bu görüş, zaman ve uzayın dört boyutlu bir uzay zaman sürekliliği oluşturduğu görelilik teorisi tarafından belirgin bir şekilde desteklenmektedir. Burada zaman tüm gözlemciler için aynı şekilde akmaz. Ancak gözlemcinin hareket durumuna ve kütle çekim alanlarının varlığına göre değişir. Temel denklemlerde bir zaman değişkeninin yokluğu, durağan, hareketsiz bir dünya anlamına gelmez. Bunun yerine değişimin yaygın ve her yerde olduğu, mutlaka tek düzey bir zamansal parametre tarafından düzenlenemeyen bir evreni gösterir. Bu, Newton yasalarının belirli bir zaman değişkenini gerektirmediği klasik mekanikte ve hatta modern kuantum mekaniğinde ve alan teorilerinde daha da belirgindir. Genel görelilikte Einstein'ın alan denklemleri küresel bir zaman değişkeni belirtmeden uzay zamanın lokal eğriliğini tanımlar. Evrenin dinamikleri uzay zaman geometrisi ve madde enerji içeriğinin etkileşiminden kaynaklanır. Benzer şekilde kuantum mekaniğinde Schrödinger denklemi kuantum durumlarının evrimini zamanla parametrelendirilebilen ancak temelde durum değişkenlerindeki değişikliklere dayanan bir şekilde yönetir. Zamanın içsel bir özellik değil, hareket ve değişimin bir ölçüsü olduğu fikri Aristoteles'in görüşüyle örtüşmektedir. Modern fizikte bu bakış açısı odak noktasının değişkenlerin birbirlerine evrimleştiği, mutlak bir zamansal bağlamdan ziyade dinamik sistemlerin incelenmesinde belirginlik gösterir. Farklı süreçler ve sistemler evrimlerini tanımlayan içsel saatlerine veya periyodikliklerine sahip olabilir. Örneğin termodinamik ve istatistiksel mekanikte entropi kavramı düzensizlikteki artış yoluyla zamanın okunu ölçer. Ancak temel denklemler zamana göre simetrik kalır. Bu bir zaman akışı algılarken altta yatan fiziksel yasaların mutlaka tek yönlü, tek bir zaman zorunlu kılmadığı fikrini güçlendirir. Ayrıca statik varlıklardan ziyade olaylar, aktiviteler ve süreçlerden oluşan bir evren görüşü savunulmaktadır. Bu odak noktasının izole nesneler yerine etkileşimler ve olaylar olduğu fizikteki olay ontolojisiyle uyumludur. Bu görüş parçacıkların altta yatan alanların uyarımları olarak görüldüğü ve etkileşimlerin uzay zamanda belirli noktalarda meydana gelen olaylarla tanımlandığı kuantum alan teorisinde özellikle önemlidir. Kozmolojide büyük patlama teorisi ve kozmik enflasyon tarafından yönlendirilen statik bir evrenden dinamik bir evrene geçiş, kozmosun evriminde değişimin ve olayların önemini vurgulamaktadır. Evren değişmez nesnelerin bir koleksiyonu değil, süreçlerin ve dönüşümlerin dinamik bir ağıdır. Farklı hızlarda çalışan saatlerin tekil bir zamanı tanımlamadığı, bunun yerine gözlemcilerin konumlarındaki göreli değişiklikleri gösterdiği fikri zamanın göreliliğine işaret eder. Bu zaman genişlemesinin zamanın hız ve yerçekim potansiyeline göre nasıl değiştiğini gösterdiği Einstein'ın görelilik teorisinin temel taşıdır. Farklı gözlemciler tarafından deneyimlenen uygun zaman önemli ölçüde farklılık gösterebilir ve zamanın göreli olduğu ve değişimden kaynaklandığı fikrini güçlendirir. Kalıcılığın yanıltıcı olduğu ve evrenin özünün sürekli dönüşümünde yattığı gerçeğinin farkına varılması, bakış açısında derin bir değişimdir. Bu değişim, süreçlerin, olayların ve etkileşimlerin statik varlıklar üzerindeki önceliğini giderek daha fazla kabul eden modern fizik teorilerine yansır. Evreni bir olaylar ve süreçler koleksiyonu olarak görmek, onu kavramanın, farkına varmanın ve tanımlamanın tartışmasız en etkili yoludur. Nesneler ve olaylar arasındaki ayrım, nesnelerin zaman içinde kalıcılığında yatar. Olayların ise sınırlı bir süresi vardır. Örneğin bir taş, yarın yerini tahmin edebileceğimiz tipik bir nesnedir. Ancak bir tartışma, bir olaydır
ve gelecekte nerede olacağı hakkında spekülasyon yapmak anlamsızdır. Teorik fizikte bu fikir görelilikteki uzay-zaman olayları kavramı ve kuantum alan teorisindeki etkileşimlerle örtüşmektedir. Olaylar etkileşimlerin meydana geldiği uzay-zamandaki belirli noktalardır ve bu etkileşimler gözlemlediğimiz gerçekliği tanımlar. Evreni anlamamıza yardımcı olan temel birimler yalnızca uzaydaki noktalar değildir. Eğer varsa hem uzayda hem de zamanda belirli yerleri işgal ederler. Bu birimler yalnızca uzamsal olarak değil, aynı zamanda zamansal olarak da sınırlı olan olaylardır. Bu bakış açısı olayların hem uzay hem de zamandaki koordinatlarıyla tanımlandığı görelilikteki uzay zaman kavramıyla da uyumludur. Daha yakından incelendiğinde kalıcılığa en çok benzeyen nesneler bile esasen uzun süreli olaylardır. Fizik, kimya, mineraloji ve jeolojiden öğrendiklerimizin ışığında en sert taş, kuantum alanlarının karmaşık bir titreşimi ve kuvvetlerin anlık etkileşimidir. Sonunda toza dönüşmeden önce geçici olarak dengeyi koruyan bir süreci temsil eder. Bu fikir maddenin görünüşte katı formunda bile temel düzeyde dinamik ve geçici olduğu anlayışını yansıtır. Evreni nesnelerden oluşmuş olarak düşünürsek, bu nesnelerin kendilerinin daha küçük parçalardan oluştuğu görülür. Alanlardaki geçici dalgalanmalar olan temel parçacıklardan oluştuğunu bildiğimiz atomlar. Bu farkındalık temel parçacıkları statik varlıklar olarak değil, kuantum alanlarındaki geçici olaylar olarak görmemize yol açar. Bu nedenle fiziksel dünya statik nesnelerin bir koleksiyonu olarak anlaşılamaz. Bunun yerine evreni bir olaylar ağı olarak düşünmek daha pratiktir. Olaylar basit olabilir veya daha temel olaylara ayrıştırılabilir. Örneğin bir savaş bir nesne değil, bir dizi olaydır. Bir fırtına bir nesne değil, bir hava olayları koleksiyonudur. Bir dalga bir nesne değil, suyun hareketidir. Bir aile bir nesne değil, bir ilişki, eylem ve duygu ağıdır. Benzer şekilde bir insan bir nesne değil, hava, yiyecek, bilgi, ışık ve kelimeleri içeren karmaşık bir süreçtir. Sürekli etkileşimde bulunur ve değişir. Geleneksel olarak doğayı temel maddeye odaklanarak anlamaya çalıştık. Ancak olaylar arasındaki ilişkileri analiz etmek daha net bir anlayış sunar. Statik nesneler yerine değişiklikleri inceleyerek evrenin doğası hakkında daha derin içgörüler elde ederiz. Fizik ve astronomi nesnelerin statik durumlarından ziyade nesnelerdeki matematiksel değişiklikleri tanımlayan disiplinlerdir. Örneğin Kepler'in gezegen hareketleri yasası, gezegenlerin statik anlamda ne olduklarını değil, nasıl hareket ettiklerini tanımlar. Bu nedenle evreni olduğu gibi değil, nasıl gerçekleştiğiyle tanımlarız. Newton mekaniği, Maxwell denklemleri ve kuantum mekaniği nesnelerin statik doğasından ziyade olayların dinamikliğini tanımlar. Biyoloji, canlı organizmaların evrimini ve işleyişini inceleyerek, psikoloji ise nasıl etkileşim kurduğumuzu ve düşündüğümüzü inceleyerek anlaşılır. Evren statik durumları aracılığıyla değil, dönüşümleri aracılığıyla idrak edilir. Nesnelerin kendileri temel bileşenlerine ayrılmadan önce yalnızca kısa bir süre tek düze kalan kısa olaylardır. Zaman değişkeninin yokluğu donmuş, hareketsiz bir dünya anlamına gelmez. Ancak tek bir zaman çizelgesi tarafından düzenlenmeyen veya büyük bir saatle ölçülmeyen, aralıksız aktivite tarafından yönlendirilen bir evreni ifade eder. Hatta dört boyutlu bir geometri bile değil, sınırsız ve düzensiz bir kuantum olayları ağıdır. Eğer zamanla olayların meydana gelmesinin ötesinde bir şeyi kastediyorsak, o zaman her şey zamansaldır ve yalnızca zaman çerçevesinde var olur. Sonuç olarak dinamik olayları ve süreçleri vurgulayan bir görüşü savunarak statik bir evrenin geleneksel kavramlarında meydan okumaktayız. Bu bakış açısı evreni anlamanın gerçekliği oluşturan etkileşimleri ve dönüşümleri keşfetmeyi içerdiği çağdaş fizikle uyumludur. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.